من همو بخیراتن سر چهاراتن از پیشین که آگاهی درباره لیسکاری مدا کردی بیشیم پاشه ترکی بیشیم سریل آفازم بیشیم درباره کچ بای سرکیفیقای دوام بکیم برا اینزی خور با بیشنی نا لیس ها نوار بیداریه جبوی که انزانم بین کشه هفته آتنه کشه هفته ناتنه Türkçe de söyleyeyim, sertifika programını devam eden arkadaşlarımız imza listeleri giriştedir. Onları mutlaka imzalasınlar, biz devam durumunu öğrenmek istiyoruz. Devam edip etmediklerini bilmek istiyoruz. Şeyin sonunda, seminerin sonunda hocamız kitaplarını da imzalayacak. Bağız yazarımız hakkında bir iki şey paylaşmak istiyorum. 1957 yılında Malatya doğumlu, 1959 yılında 49'lar Kürt aydınları davasında tutuklanan Muhsin Şevata'nın oğludur. Yani Gürsever Kürdistan'ın bir aileden gelmektedir. Genç yaşından beri Kürdistan ulusal mücadelesine dahil oldu. 12,5 yıl Kürdistan ve Türkiye'nin cezaevlerinde tutuklu kaldı. Kürdistan'ın farklı parçalarında Kürdistan mücadelesinde yer aldı. Kendisi Kürdistanlı bir aydınımız, aynı zamanda bir gazimizdir. Yani mücadele yıllarında. Yazım yaşamına da farklı Kürt gazetelerinde, dergilerinde ve sosyal medyada, sosyal paylaşım sitelerinde yer aldı. 20 yılı aşkın Kürt tarihi üzerine araştırmalar yaptı ve bu çalışmaları devam etmektedir. En son iki cilt halinde şu anda önümüzde duran Kürt tarihi eserini çıkardı. Bu çalışmalar halen devam ediyor. Dediğim gibi seminerin sonunda kitap imzalama olacak. İsteyen arkadaşlar yazarımızdan imzasını alabilirler. Bugünkü konumuz Ön Asya ve Aryanlar. Daha çok Aryan tarihi üzerinde yazarımız duracak. Çünkü Kürt tarihini biliyorsunuz, çok kapsamlı, çok geniş bir tarihtir. Onun için hepsini birden sunma şansımız yok ama ağırlıklı olarak Aryanlar üzerinde duracaktır yazarımız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hemu Kheratım. Aranızda birbirimizi tanıdığımız birçok arkadaş var. Bunun dışında yeni tanışacağımız arkadaşlar da olacak. Herhalde şöyle bir zamanımızı şöyle kullanacağız. İlk bir saat ya da 45 dakika normal rakım Aryanlar hakkında size bilgi vereceğim. Diğer ikinci şeyde, periyotta sizlerden soru alacağım ve onlara yardımcı olacağım. Yanıtlamaya çalışacağım. Bu çalışmayı yaparken arkadaşlar ben bizim üzerinde şimdiye kadar durmadığımız konuların olduğunu gördüm. Yani Kürt tarihinde bizim antik dönem böyle üzerinden geçiliyor. Hiçbir şey anlatılmıyor. Kürtler yani Hint, Avrupa ve İran'ı bir halk olduğu söyleniyordu. Fakat bu tarih nasıl cereyanlanmıştı? Bu oluşum nasıl oluşmuştu? Ne şekilde şekillenmişti? Kendi kültürel kaynakları neredeydi? Genetik kaynakları neredeydi? Genetik alanı nereydi? Coğrafyası nereydi? Bu konularda yeterince aydınlandığımı düşünmüyorum ben. Kendi adıma düşünmüyorum. Birçok tarih incelemelerinde de bu eksikliği gördüm. Özellikle bu alanda yoğunlaştım.
Çünkü biz aynı zamanda kendi yakınlıklarımızı da bilmek zorundaydık. Yan yana yaşayan insanlarla. Onlar da uzaklıklarımızı da bilmeliydi. Bu yakınlık ve uzaklığın seyir içerisinde nerede nasıl durmamız gerektiği soruları tabii politikalarla ilgileniyor, bizim alanımızı ilgileniyor. Ama biz bir altyapı olarak, kültürel olarak, yani bir ayrıyan toplumun çocukları olarak bu geçmişi sorgulamamız gerektiği açıktı. Ne zaman, ne şekilde başlıyordu? Bu vesileyle araştırmalarımı yaptım. Bunu da daha çok etimolojiye dayandırarak ve tarihi kaynaklara yaslanarak, yani tarihten bize kalmış, işte demin gördüğünüz görsel olarak Aryaca yazılar var, bir Hüsnü kitabesi var orada, birçok tarihi eser var, birçok kayıt var. Bunun dışında yazılmış mektuplar var, bu tarihi kayıtlar çok önemli. Bir de bunun dışında tabii tarihle ilgilendiğiniz zaman arkeolojik olarak sunulmuş tarihi eserler var. Onların belli bir sosyal birikimle oluşuyor tarihi eserler yan yana geliyor. Örneğin tapınağın bir şehirde yahut da bir yerde bir yerleşimde deponun ve mezarın ayrı, mezarların ayrı olması bir medeniyet ölçüsü. Bunlar hepsi tarihin kendi seyri içerisinde sınıflandırılmıştır. Yani şöyle anlatalım. Neolitik dönem sonrası buzul çağından çıkışta bütün insanlık için özellikle 32 ve 48. paraleller arası dünyanın en uygun yaşam alanı insanlar için. İnsanlar her şeyden önce kendilerine uygun olan bu yaşam alanlarına göç ediyorlar. Bu göç alanı olarak kendi bölgemizde Ön Asya, özellikle Fırat ve Dicle Havzası dünya bölge insanlığının öncelikle göç ettiği bir alan. Bunlardan işte en son zamanlarda bulunan Göbekli Tepe bunun tanığı. Yani 12 bin yıllık bir zaman kesimi veriyorlar. Sonra eski içerisinde bu tapınağın, bu oluşumunu anlatmaya çalışıyorlar, tanımlamaya çalışıyorlar. Ve bu yukarı Fırat alanında oluşan yerde, şimdi resmi yok ama şeyi anlatıyorum, haritada göstereyim. Ben başlayayım. Bir şöyle anlatalım. Biz o dönemin yaşayan insanların kim olduğunu bilmiyoruz. Ama o tapınakların şüphesi bize anlattığı şeyler var. Orada bir takım yorumlar var. Ben bunlara henüz girmek istemiyorum. Çünkü bu yorumlar halen tartışma düzeyinde bütün tarihçiler tarafından yapılıyor. Daha çok size anlatacağım dönem benim yazılı tarih olacak. Yazılı eserlerle bırakılmış, artık tartışmasız kabul edebileceğimiz yeni bilgiler olacaktır. Çünkü Kürdistan tarihi bu noktada şimdiye kadar çok yoksulluk çekmiş. Yani bunlara değinmemiş. Örneğin bir yüz dünyası. Yani bir milattan önce 532'de Darius tarafından alınmışız. Daha öncesi var. El Amarna mektubu. Milattan önce 1350. Daha öncesi var. Yani tarihteki kayıtlar bakımından söylüyorum. Sümer 3. Uti Hanedanlığı döneminde olan kayıtlar. Şimdi bunlara detayda fazla değinemeyeceğiz. Fakat ben size bir sıralama olarak sunumunu yapacağım. Kısaca geçeceğim. Bunları ancak kaynak araştırması yaptığınızda bulabileceksiniz. Çünkü çok detaylı bir soru var. Aryanlar bölgenin üçüncü halkıdır. Yani bölgeye sonradan gelen üçüncü halk. Bölgede önce Ön Asya'da bizim tespit ettiğimiz Sami halklar yaşıyor.
Ondan sonra isim olarak bilinen bir köy olarak, daha sonra Kafkas halkları yaşıyor. Aryanlar üçüncü halk olarak geliyor. Sümerler ise daha önceden bilinen bir halktır fakat hiç kimse bir yere koyamıyor Sümerleri. Biz de koyamadık. Yani Sümerleri henüz Sümerlerle dayımı gideriz yeterli değil. Fakat Sami halkları var Kafkas'ta. Kafkas halklar bölgede Huri dediğimiz Huri'nin boyları olan Guti, Rulubi, Kasit şeklindeki halklar. Ve bunlar Kafkas bir dil konuşuyorlar. Huri dili neyi mukayese ettiğimiz zaman Aliyaca ile herhangi bir bağıntısını bulamadı. Türkçe ile bir bağıntısını bulamadı. Aliyaca çünkü Kürtçe'nin ata dili. Sanki şey, Aliyaca, Abasa dili. Bunlar Kürtçe'nin ata dili. Bunlarla bir bağıntısını bulamadı. Yine Samice ile yani bugün Arapça, İbranice'nin efendime söyleyeyim diğer diğer dillerin yani buna bağlı Mısır dili de dahil. Bunların yine bizimle bir bağıntısı yoktur. Aliyaca, bizim ilk Aliyaca ile karşılaşmamız Hutilerle başlıyor. Milattan önce 3200 sonrasıdır. Hutilerle başlıyor. Fakat melez bir görünüm var. Yani isimler de kral isimlerinde, tanrı isimlerinde bulabiliyoruz. Fakat günlük yaşamda Hutiler Samileşmişler, Samice konuşmaya başlamışlar. Oysa Hutiler aynı zamanda Kafkas dili ve kültürünü de taşıyan örnekler sunuyorlar. Yani 3200 ile yaklaşık 1650 arası bölgede bir melez bir dil oluşumu var Zavloslarda. Zavlos halkında oluşumu var. Zaten doğularında Aryan halklarla komşular bunlar. Aşağıda Elam var, haritada görebilirsiniz orada. Hemen Elamlar üzerinde Guçiler var, Guçiler üzerinde altında Kasitler, onların üzerinde Subariler var. Subariler daha çok Anadolu bölgesine geldiğimizde, yukarı Fırat, Dicle Havzası'na geldiğimizde görebiliriz. 1650'lerde ilk defa bölgede Aryan milletleri görüyoruz. Fakat bu Aryanlar farklı bir ön Asya. Hemen yukarıda Hitit, Luvi şeklinde Bataryan kültürüne ait topluluklar var. Hemen onların yanında Mittani iç içe birlikte yaşayan Mittaniler var. Onlar da Doğu Aryan kültürüne aitler. Şimdi burada önemli bir noktaya değineceğim. Aryanlar Aryan ırkına aynı zamanda Ari ırk da denmiştir. Ari hem Batı Aryan'ı hem Doğu Aryan'ı içselleştirir. Aryan kelimesi ateşten gelenler anlamına da gelir. Ari kelimesinden gelir. Saf, temiz, pak anlamına da kullanmışlardır. Onurlu, şerefli vesaire tanımlamalar da getirmiştir. Fakat ar ateş kökenli bir kelimedir. Zaten Aryan toplumlar kültürel olarak kendi dini kimlikleriyle öncelikle kendilerini ifade etmişlerdir. Bu bakımdan da ar kelimesini öncelikle kullanmışlardır. Bunun ilk kullanımını zaten biz Avesta'da görürüz. Avesta'da yaklaşık 2500 yıl önce kullanmıştır. Daha sonra çeşitli kaynaklarda görürüz. Yani işte mezarlarda, duvar yazılarında vesaire. Fakat o zaman Arya tam okumada biraz tartışma var. Bazıları Aryan diyor, bazıları ayır yani. Fakat kelime Aryan. Nitekim bu kelime zamanla Arya İran şekline de dönüşüyor. Yani Eran derken İran. Yani bazılarının
telaffuzda yavaş yavaş İran şekline dönüşüyor. Şuna dikkatle bakmamız lazım. Tarihi incelerken dikkat edeceğimiz en önemli şey şu. Aryan kelimesi, Eran kelimesi ta ki Mecusilik döneminin maniciliği din olarak kapsayan bir dönem. Şeye geldiğimizde Selakuslar dönemine kadar, yani milattan önce Büyük Selçuk şeyden İskender'den sonra 300'lerde, 330'lardan sonra Aryanların kendi içerisinde de kopuşlar başlıyor, değişiklikler başlıyor. O döneme kadar Batı Aryan'la Doğu Aryan'ın tanrıları farklı. Yani mesela Mitlanilerde Mitra vardır, India vardır, Nasatya diye tanrı vardır. Ama bu Batı Aryanlarda yok. Onlarda Apollon vardır, sizden işte Eros vardır. Bir sürü Batı Aryan tanrıları vardır. Farklı alakalar yok. Doğu Aryan toplumlarında ise kesinlikle hepsinde Mitra vardır. Dikkat edin, Mitlaniler 1650 yılında bu Aryan tanrılarla antlaşmalarında kullanmışlardır. Yemin tanrısı olarak kullanmıştır. Aynı tanrılar bu coğrafyaya 900 yıllarından sonra gelmeye başlayan Medlerde ve Perslerde, efendim söyleyeyim, Suudiyalılarda, Partlarda görülür. Ama yani aynı tanrılardı, inanç aynıdır, farklılık yoktu. Bunların herkes merak eder. Yani şimdi milattan önce 100 yılında dahi işte Komagana kralı Nemrut'ta Mitra'yı kullanır. Çünkü o orada yaşayan bir halkın şeyidir tanrısı. Yani Mitlani bakiyesi bir tanrıdır. 1650 yılında Mitlanileri görüyoruz. Mitlanilerin inançlarında Doğu Aryan tanrılar var. Efendim ben söyleyeyim, reenkarnasyon var. Yeniden doğuşa inanıyor. Orada göreceksiniz. Reenkarnasyonda mühürlerinde kendilerinin daha önce krallar ne şekilde yaşadığını gösteriyor. Kimi zaman hayvan şeklinde yaşamışlar. Yani çiftçi şeklinde görüyor kendini. Başka hayvanlara benzeriyor. Birçok şeyler de yok. Halen bölgede, Mitlani bölgesi ve özellikle bizim Kilikya bölgesinde, yani Adana, Mersin, Antakya, bu bölgelerde yaşayan bir halk olmuştur. Daha doğuda Dicle Havzası'na kadar uzanmışlardır. Başyukhane gibi şehirler kurmuşlardır. İşte birçok şehir kurmuşlardır. Ve bunlarda Mariano denen yönetici bir sınıf vardır. O yönetici sınıf mesela çok bilgili olduğu için ve bölgeye ilk atlı arabaları getirdikleri için ve birçok tekniğe, bilgiye sahip olduğu için Mariano'lara doğuştan özgürdür hakkı verilmiştir. Ugarit hemen Antakya'nın altında bir bölgedir. O dönem orada yargılandığında iki tane Mariano hemen müdahale edilmiştir mahkeme savcısı tarafından. Bunlar kayıt altında var, yani kayıt işler. Efendim bunlar doğuştan özgürdür, bunlara karışamaz. Neden? Bütün bölge saygı gösteriyor. Saygı göstermesinin tek sebebi var. Bu insanlar çok bilgi. Hatta şöyle bir yorum yapıyorlar. Ya bu Mitlaniler, olsa olsa tarihçiler şey yorum yapıyor. Bunlar süper bu kadar bilgiye sahip oluyorlar. Ya, muhakkak üst düzeyde yani bir aydın tabakadır falan diye bakıyoruz. Öyle değil. Mariano'lar Mitlanilerin önderliğini ele geçir. Zaten önderlik onlarda oluyor. İki tane devlet kuruyor. Mitlani ve Kuzuvatna. Hititler de içinde kaynaşmış vaziyetteler. Onlarla da varlar. Hatta Kadeş Anlaşması'nı bilirsiniz. Hepiniz tarihler okumuşsunuzdur. O anlaşmada bir Mitlanili kraliçenin imzası var. Tadayet var. Biz onun Tadayet'in işte babası bir Marianuva rahiptir. Elbistan'ın rahibidir. Yani bugünkü Türkçesine. Rahibin kızıdır. Ve Hitit kraliyle evlenmiştir.
Kocası öldükten sonra Hitit'i o yönetmiştir. Kadeş anlaşmasını Mısır'la sonuçlandırdığında o imza yapmıştır. İkinci Ramses demiştir, lan nasıl bir kadın imzaladı, bu nasıl bir kadındır ki? İktidar halen onun elindedir. Ve mektuplaşmalar başlar. El Amarna mektuplarıdır bu. Tarihte kayıtlıdır, bunlar vardır. El Amarna mektuplarında tabi Mitanniler Hurice'yi de kullanıyorlar. Hitit'i de kullanıyorlar. O zaman tabi Aranice falan yapıyorlar. Şimdi uluslararası bir Aranice. Fakat bazı kelimeleri Mitannice yazmak zorundalar. Yani bilmedikleri için karşılamıyorlar. Bunlar hepsi oralardan tespit edilmiştir. Yani bunlar hepsi. Ve Mitanni bayanları tarih boyunca artık hem Hindistan sarayında rol oynuyorlar, onlara özel ehemmiyet veriyorlar, hem o dönem yaşayan aynı şekilde Mitanni soylu da karışık soylu olan Kasim Kardunya devletinde de 500 yıl hakim olmuştur. Bugünkü Kerkük bölgesi, Süleymaniye, Kerkük, Tabağlar, aşağıda da onlarda da rol oynamıştır. Ve zaten üst düzey evliliklerde kesinlikle Mitanni soylu bayanların bir rolü vardır. Çok önemli. Ben Hitit'te kadınların rolünün ne kadar büyük olduğunu orada gördüm. Mitannilerde gördüm. Kizvatna devletinde yine Mitanniler bulmuş olduğu devlette gördüm. Yani çok ilginç şeyler bu. Ve bunların dilinin Aryaca olduğu tespitini Sankritçe ile Aryaca birbirine yakındır. Aynı dilenlere. Tarihçiler bir kısmı Sankritçe demişti, bir kısmı Aryaca demişti. Birinci kitabın ön yüzünde de, kapağında da vardır. Kukuli diye bir at bakıcısı var, eğitmen. Bu insan bütün at seyisleri bilir. Çünkü onun kitabını halen okuyorlar. Modern dünya tamamen okuyor. Biz bundan haberdar değiliz. Ve bu insan 11 tabletin 4 tableti bulmuş. 11 tablet yazmış. 4 tablette at bakıcılığı üzerine, at yetiştirici, at arabalarını, savaş arabalarını nasıl kullanacağı tekniği üzerine Aryaca fakat Arami harfleriyle tablet yazmış. Ve burada bu tespitte işte Yekluse çarpı fazla yazdım. Hepsi var. Tarihçi, batılı tarihçiler işte İngilizce'de çeviri yaptığım zaman bakıyoruz ya bir bu Aliyaca ya Sankritçe de ilk geçiyor. Ama gösteriyor. Ama bizim Kürt'ten haberi yok. Azalan Hititleri biliyorsunuz. Türkler, Türk tarihçiler eti yaptılar, bilmem ne yaptılar. İçiye benzetemediler. Ama Hitit batarya. Mesela Erciyes. Erciyes Arci. Yani Arci ateşin yeridir. Yos takısı Yunanca. Sonra da devam etti. Yunanlar da bir ayet olmuş. Yos takısını kullanmış. Bütün bunlara baktığımız zaman Mitannilerde yakalamış olduğumuz o Aryan kültürü nereden geldi? Tarihçiler sorgulamış vesaire. Yani bulmuşlar. Biz sonuçta tarih yazarken bir derleme yapıyoruz. Yani bulunmuş olanı yan yana getiriyoruz. Farklı bir şey yapıyoruz. Yani biz keşifçi değiliz. Ya taşıdığımız bilgiler önceden batılı tarihçilerce bulunmuş. Şeyler yani Rus'un üniversitesinde tarih bölümünde şeyine girdiğiniz zaman bilginizde internette bilginiz zaman siz de aynı kaynaklara ulaşırsınız. Bu kültür buraya nereden gelmiş? Yani Hititler nereden gelmiş, Mitanniler nereden gelmiş vesaire. Bu konuda aydınlanmak gerekiyordu. Bunu bulmak gerekiyordu. Milattan önce 900 yıllarından itibaren bölgede Medler, Persler, Mada denen Asur kayıtlarında vesaire bunlar var. Döndük bu sefer bu kaynaklara. Yani bu Medler, Madalar falan bunlar nereden geldi? İncelediğimizde Asurlar bunları ve Urartular
Medleri, Persleri köle olarak getiriyorlar. Bugün Kürdistan'ın belli bölgelerine yerleşiyor. Örneğin Diyarbakır Havzası'nın Perslerden oluştuğunu biliyor muydu? Harsavan'a Sakız'ın üst taraf, alt tarafındaki bölgeden alıyorlar. Ural Tura getiriyor. İkinci Urartı kralımız getiriyor, buraya yerleştiriyor. Hatta bunlar bağcı, bahçeci, dikkat edin ben bir şey, bir örnek vereyim. Biz de Adıyaman Kürtleri bahçecilik yapalım. Dicle Vadisi'ndeki bütün köyler bahçecilik yapalım. Ve diğer göçmen Kürtler o bahçeciden getirmiş, ondan bahçeciliği öğrenmiş. Tesadüf değil ya. Yani yerleşik bir yaşam tarzı olan Kürtler vardı, göçebe Kürtler var. Bunların geçmişlerini sorguladığınız zaman bakıyorsunuz ki işte birisi Pers soyu, birisi Med soyu, birisi İskit soyu, yani Sakal. Yahut da Harç soyu, Sovriye soyu. Ermeni tarihlerinden bir bakıyorsunuz, Urartu tarihlerinden. Van bölgesine getirilen farklar var. Niye dillerimizde bu farklılıklar var? Orada bulunuyorsun ki. Yani Herodot biraz yakın tarihe geldim. Tekrar döneceğim. Herodot mesela 300 yıllarında 400 yıllarında yaşamış. İnsan milletlenece. Persopolis'e gitmiş. Hepsini gelmiş. Diyor ki Medlerle Persler arasında bir ayrım yapamazsınız. Ayrımı bulamazsınız. Ancak işte Medler, İskitlerin biraz ek at takısını kullanırlar, isimlerin sonuna getirirler. Bu adam biraz fark eder. Yoksa ne giyimler, ne kuşamlar, ne fark etmez bu kadar. Fakat bence iyi ayrıntıya bakmamış. Birazdan şeyde görürsünüz, bizim Persopolis'te, o kral şeylerinde, Persopolis sarayının duvarlarında, İskit askeri, Med askeri, Pers askeri el ele bir, birisinin kafasındaki şapka değişikliği, başka şey, giyim kuşam farkı var ya. Şey, bu Medler, Persler, Partlar yani buraya da gelmiş, İran bölgesine de yerleşmiş, Asur devleti savaş kumpanyaları yaptığında, Urartu Devleti o kumpanyaları yaptığında biliyorsunuz Asur da bir melez devleti, onu söyleyeyim size. Fakat Urartu'da da melezlik var ama o kadar değil. Daha çok Kafkas kökenleri. Bunlar Hurice konuşuyor Urartu'lar. Asurlar da Samice, Aramice konuşuyorlar. Bunlar önce köle getiriyorlar fakat yani insana ihtiyaçları var üretime girmek için. Bölgelere yerleştiriyorlar. Fakat daha sonra bu bölge insanı kendi insanını getirmeye başlıyor. Gidip doğudan göç yoluyla bu insanları getirmeye çalışıyor. Çünkü çok verimli araçlar bunlar. Kürdistan bölgesi daha verimli, daha verimli. E nereden geliyor? Yani nereden geliyor? Bakıyoruz ki iyi kaliteye döner. Gideceğiz. Ha şöyle Afganistan'dan doğru bakın, hani haritadan bilirsiniz. Afganistan'da Ferkana Vadisi var. Üçüncü haritaya geleceğim. Ha tamam, sola bir dakika geliyor. Ferkana Vadisi var, orada Hindu Kuş Dağları var, Ceyhun bölgesi. Avastan diyor ki, Aryan halklar, Arya halkı, Aryana Vejaha denen bölgeden gelmiştir. Aryana Vejaha bölgesini tarihçiler, yani Batılılar, işte kimi diyor ki bunlar Hindu Kuş Dağları'ndadır. Bunun batı bölgesindedir. Kimi diyor ki Semerkant bölgesidir. Yani hemen yine aynı bölge, yakınlar yani. Yani Ceyhun Devri'nin Ara günler boşalan Ceyhun Nehri'nin boyları yani orası. Gerçekten de incelediğin zaman bu Aryana Vejaha'yı biz şeyde de buluyoruz. Partça yazılmış, Partça yani
Pehlevi diliyle yazılmış, Sasani döneminde yazılmış fakat Eranşehir tarihi kitabında da yine bizim Avesta'da da aynı şekilde Aryan halklar doğudan batıya doğru şehirlerini kurarak gelen bir millet olarak kabileler de öyle. Yani Mertler, Persler, Partlar hepsi Bakdiran üzerinden Horasan'dan geliyor. Yani şu bizim meşhur Horasan'dan gelen hikayesi bu. Yani bu olması gerekiyor. Başka hani bunun dışında bizim Şah İsmail zamanında bizim insanların bir kısmı buraya insansızlaştırılıp götürüldüğü dönemde olmuştur ama o ayrı bir olay. Fakat o Horasan hikayeleri doğuda Aryana Veja bölgesinden yani Ferkana Vadisi'nden zaten o üstte Altaylar vardır. Altayların doğusunda Türkler vardır. Orada doğuda bize komşular ya. Onun daha doğularında Moğollar vardır. Güneylerinde Çinler vardır. Yani Çinler zaten Moğolları kovalıyor. Moğollar Türkleri kovalıyor. Türkler bizimkileri kovalıyor. Yani böyle bir şey de var ya. Yani. Kovalamaca da var ya. Yani. Şimdi oradaki şehir isimlerine zaten tümüne bakarsanız Buhara deniyle ben önce tepki duydum. Ben bu faşistler her yeri Buhara'ya geçiyor. Yani sonra baktım ki bu kendimi arayacak. Bu bizden. Ve tarihi incelediğimizde bütün Doğu tarihinde, İran tarihinde bakıyoruz ki Buhara falan hepsi Aryan milletleri gibi. Halen de varlar. Bazen bizimkiler gelin alıyor, gelin bakıyoruz ki Aryanca kelimeler konuşuyor, geliyor falan. Hatta işte kayınbaba olarak gidenler de diyor ki ya orada bizim Kürtler var. Halbuki yani bu bir geçmiş. Bir geçmiş. Başka bir şey. Coğrafyayı tanımakla da alakalı bir olay. Keşke önceden tanımış olsa, her şeyi bilmiş olsa, sorguladığımız zaman da daha rahat orayı kavrarız. Yani Aryana Veja ve Arya olayı bu işin kategorik kökeni. Bu tarihin kategorik kökeni. Gelelim şeye, dilde Aryaca olayına. Dilde bir üstün yazıtlarını açar mısın cümlesinde? Yani Med devletinden sonra 550'de Med'de iktidar değişimi oluyor. İran tarihinde iktidarlar hanedanlıkla ifade edilir. Çünkü hepsi aynı millettir. Hepimiz, yani biz Fars yahut da Kürt olmamız İslamiyet'le beraber başlayan netleşmez. Ondan önce bir milletiz. Biz Aryan milletiz. Bunu en güzel Büyüsün yazıtlarında, yani 550'de ilk de Karkaşa Hanedanlığı'ndan Ahameniş Hanedanlığı'na geçiyor. Ahameniş Hanedanlığı da yani Persler diyoruz ya. Persler Pers kabilesine dayanıyor. Fakat hiçbir zaman o Med-Pers çatışmaları belli kesimler arasında olmasına rağmen kesinlikle Sasani tarihine kadar bölgedeki Med, Pers, Suudiye, Part vesaire bütün bu kabilelerin tarihi Doğu Aryan inançlarından ötürü devlete de birlik içerisinde bakıyorlar. Kesinlikle Kürtlerin, Farsların, bugün Kürtlerin, Farsların, Demircilerin, Haçluların ortak tarihidir. Bu çok önemli bir şey söylüyor. Ne zamana kadar? Bu millattan sonra İslamiyet'in hemen başları diyebilirim. İslamiyet'le birlikte netleşme olur. Yani İslamiyet'te mezhepler doğar. Yeniden bir kopuş yaşar milletler topluluklar arasında. İslamiyet'le birlikte bir ayrı ayrı farklı kavimler oluşmaya başlar. Ama Selefkoslar döneminde bu ayrışma Selefkoslardan biraz önce de başlıyor. Yani nasıl? O da şöyle arkadaşlar, biz geliyoruz, bu hani bu coğrafya boş değil. Buraya gelen Medler, Persler, Partlar, Suudiyalılar, Kuzey Kürdistan'a gelenler
burada Hurilerin Subarı ve Lulubi kavimleriyle ve Mittanilerle kaynaşıyor. Önce 1200 yıllarında bu bölgenin yukarı Fırat ve Murat nehirlerine yerleşen Ermeni kabileleri var. Onlarla karşılaşıyorlar. Çünkü onlar Meclisülü'yü benimsiyorlar, ateşperestliği. Benimsedikleri için kızan fermanı sosyalist. Orada da bir kaynaşma. Bölgede millattan önce siyasal bir olaydır. Bölgeye Büyük İskender sonrası Selefkoslar yerleşiyor. Biraz siyasal şey, tarihe biraz kısmen gireceğim. Büyük İskender'in çok büyük bir projesi var. Gerçekten saygı, değer duyar, yani saygı olabileceğimiz bir proje. Yani emperyalist, emperyal bir politika olmasına rağmen şu kararı veriyor, diyor ki Pers Sarayı'ndan çok alınan cariyeler ve şeyler aynı aile kümesinden, yüksek aile kesimden falan bayanlarla herkes diyor, bütün cebelerden evlenecek. Herkes burada, bu bölgede bu bölge insanıyla buluşacak, ailesi olacak. Biz buralı olmalıyız. Olmazsak mümkün değil. Sadece garnizonla biz buraları idare edemeyiz. Akrabı olmalıyız. Ve şeyin İskender ve Makedonların, Makedon generallerinin yaklaşımı bölgede Pers ailelerinden çok Med aileleri aile olarak, ortak aile olarak hepsi, çoğu, örneğin daha sonra Büyük İskender'in ölümünden sonra generaller döneminde Türkçesini söylüyor. Bu dönemde Selefkos Atropov, Selefkos Devleti'nin kurucusu, bir Med ünlü yöneticisinin kızıyla. Yine Mısır'da Potamiuslar, onlar da, o da büyük general, naiptir aynı zamanda. Büyük İskender'in naibi sayılır, temsilcisi sayılır. O da Medler'den. O Med evliliği, Makedonların, Yunanların Med yakınlığı, Kürtlere müthiş bir imkan sağlıyor. Medlere müthiş bir imkan sağlıyor. Bölgede Med egemenliği devam etmeye başlıyor. Size atladığım bir şeyi tekrar söylemek, değinmek istiyorum, dönmek istiyorum, dönüp anlatmak istiyorum. Medler'den sonra bölge Medya adını alıyor. Medya adını alıyor. Fakat bu Medya adı tarihi olarak siyasal tarihte Selefkoslar döneminde Büyük İskender'in ölümü sonrası bölgenin paylaşımında resmileşiyor. Şöyle mi resmileşiyor? Bu şeye gelir mi sözü? Atlantan'a bir kez gönderdi. Sen de o sözü. Buluruz. Şey yapalım. Parçalara. Tamam. Bir bakalım. Bu harfeye dikkatlice bakarsanız siyasal tarihte Roma geliyor milattan sonra 100 yıllarında bölgeye. Roma geliyor. Roma bölgede yavaş yavaş batıdan doğuya doğru hakimiyet kuruyor. Tabii bölgenin o zamana kadar, Roma gelene kadar en güçlü devleti Selefkoslar. Yani en yakın Roma'ya, Anadolu'da Selefkoslar. Selefkosları birkaç savaşta yendikten sonra bölgede kendi hakimiyetini kurmaya başlıyor.
ve Selefkosların, pardon, Romalıların çok ilginç bir emperyal politikası var. Bir yeri fethetmeden önce onlara bir dost olur. Güzel kişiler. Onların sorunlarına yardımcı olurlar. Daha sonra sorunların büyük olması için başka güçlere destek olur. Onlar onları dövüştürürler. Kendilerine muhtaç ederler. Yani böyle parçalı yönet politikalar. Yani uzun vadede bunları kendilerine katacak pozisyona varır. Fakat işgali hiçbir zaman yapmamaya çalışırlar. Egemenliklerini pekiştirecek ve yönetebilecek bir pozisyona geldiklerinde orayı kendilerine katacak. Yani ilhakı o düzeye getirirler. Nitekim de batıdan doğuya doğru geliyorlar. Fakat arada tampon devletler oluşuyor. Doğuda çünkü Part devleti var. Gelişmiş Aryan milletler, Doğu Aryan kültürü. Yani bizim sorumuzdan gelen insanlar, Medüsülerin bir arada olduğu devlet. Onu temsilen Partlar, Part sülalesi var. Fakat Roma Partlara karşı tampon devletlerin olması gerektiğine kanaat getiriyor. İşte bizim Atropona medyasını Selefkoslar döneminden kalma, onu destekliyor. Yine Karda krallığı vardır, Karda. Kürtlerin ismi oradan gelir. Onu destekliyor. Ve aşağıda da işte bizim Adıyabane, bugünkü Arbella dediğimiz Erbil, Herbil Türkçesi. Fakat Arbella adı Sümerlerden kalmadı. Uğur kelimesinden geliyor, Fethetemek, oradan geliyor. Neyse. Tampon devlet olarak destekliyor ve buralar o tampon destekleme döneminde siyasal olarak aynı zamanda Kürtleşen bir bölge oluşuyor. Nitekim Kardu bölgesinde ilk Kürtlerin oluşumu Kardu, Ermeniler Karda derken Araplar Akra'dır, Akra'dır. Böyle konuşmaya başlar. Kürt kelimesi konuşmaya başlar. Siyasal kopuş da bunu daha çok biçimlendirir. Roma'nın yardımı. Roma yani bir yerde Selefkoslarla Romalılar bölgeye gelmesiyle Kürt oluşumunun siyasal ürünü açıklar. Siyasal yapı olarak bunu açıklar. Siyasal oluşumunun önünü Selefkos, Büyük İskender sonrası Selefkoslar ve Roma açar. Bu gelişme neticesinde bölgede Kürt tarihinin temelleri kurulmuş olur. Özellikle bugünkü Şırnak merkezli Kardut bölgesi yani Botan ve daha güneye inen Arbella yani bugünkü Kürdistan dediği zaman bir yanı güneyde Mandali nehrine kavuşuruz. Kuzeyde yukarı Fırat kaynakları. Buna kavuşmuş olur. Şimdi geriye dönüp şöyle bir toparlarsak, Kürtlerin ataları Doğu Aryanlardır. Doğu Aryanlar Batı Aryanlarla olan farklılığı dini alandadır. Tanrısal farklılıklar vardır. Doğu Aryanların en güçlü yapılanması ateşperestlik, meclisilik, onun devamında bazı mani ve dinlerdir. Başka bir şey daha bu ara şey olarak vereyim, bilgi olarak vereyim. Alevilerin kökeniyle, yani onunla ilgileneceğim. Alevilerin ben meclisi kaynaklara da bir dini inançlar var. Yani kendi araştırmalarım. Mecusiliğin
ve Mitracı'nın, şey Mitani'ydi, Mitracı, Mitani'de inançları olan Mitracı'nın, bunların ilk dini kökenleri oldu. Bölge olarak da çok uzun bir bölgede oldu. Benzer, ekseriyetle bizim bölgemizdeki Aleviler yukarı Fırat havzasında geliyorlar. Bir ucu Toroslar'a uzansa, bir ucu Amasya'ya uzansa, biz zaten mesela Elazığ'ın o tarafta bugünkü Dersim bölgesinde de Mithat'ı kraliçeleri düşünüyorlar. Kaynaklar var yazılı, yani tespit edilmiş. Hepsi var. Kültür olarak da bir yakınlık buyuruyor. Yani bunların detaylarını siz ancak kitabı aldığınızda göreceksiniz. Bunun dışında mesela günümüzde Türk Aleviler de vardır. Bunlar da doğuda yani Manizm doğuya ta Uygur'a bile yayılmıştır. Uygur da hatta resmi din olmuştur. Yani oradaki halkları da bir yerde mecusilikle buluşturmuştur. Özellikle Mani dinini incelediğiniz zaman Meclisi'nin devamıdır. Alevilikle Alevi'nin İslami şeylerini kenara bırakırsanız görünümlerine tamamen buluştuğunu görürsünüz. Yani bunu Kürtleştirmek yerine bir din şey olarak fark etmez. Fakat geçmişi Meclisi'ye de ilk inançları oraya da. Benim tespitlerim de bu çıktı. Şeyde diğer yandan bölgede biliyorsunuz Zazalar vardı, Kurmaçlar vardı, aşağıda Soranlar vardı. Bu farklılıklarımızı biraz zorladım dedim, yani ne olur? Yani buna yorum getirebilirim. O da şurada. Soran bölgesinde Kasitlerle bir buluşma vardı. Yani Hurilerin Kasit boyuyla karşılaşmıştır. Yukarıda Bahtina mıntıkasında Lulubiler. Kurmaçların bölgesine Subarlar, yani Hatti, şeyde Huri olan Kafkas kültürü, toplumlar, herkes farklı boyuyla karışmış. Biz burada Kürtleşirken doğudaki Medler, Persler, Parklar vesaire bunlar Farslaşmış. Ona baktığında onlar Elamlarla karışmış. Elamlarla karışan Farslaşmış. Alanlarla, Elamlarla karışan Farslaşmış. İşte doğuda ara işte yani Hindu bir kadın var. Onlarla karışanlar daha çok Paştuları yaratmış Hindu kavimler. Hemen aşağıda Belücüler var. Yine başka bir Hindu bir kadın var. Onlarla karışanlar da Belücüleri ortaya çıkmış. Yani bunlar geriye dönüp bakıldığında bir tesadüf değil. Yerel halklar da oluşan karşılığında oluşan bir olay. Nitekim bütün diğer Bataryanlar da öyledir. Yani İngilizler diyelim Anglı Saksonların karışımından oluşmuştu. Bu Fransızlar, Normanlar, Franklar vesaire Keltlerin karışımında oluşmuştu. Yani incelediğimizde zaten milattan önceki karışımlarda bu görünümler ortaya çıkıyor. Yani kimse saf altın değil, 21 ayar altın değil. Yani tarihte şöyle bir şey var. İnsanlar bir kültürü temsil ediyor. Yani bugün bir Türk'ü psikoloji olarak tarif etseniz herhalde şöyle diyeceksiniz. Hafif çekik gözlü, vücudunda kıl olmayan insan Türk'tür. Ama bakıyorsunuz ki yani işte formal mantık deseniz ki bütün köpekler kuyrukludur. Medo da köpektir. Bu halde Medo'nun kuyruğu var. Bakıyorsun Medo'nun kuyruğu yok. Yani hayat öyle değil. Hayat başka mecralarda kendini devam ediyor. Neyle? İşte medeniyetle. Yani medeniyet Türkleşebiliyor. Yahut da Kürtleşebiliyor. Yahut da Araplaşabiliyor. Yaşadığı ortam, yaşadığı koşullar vesaire belli bir iklimde onu şekillendiriyor. Fakat insanlar kendi tarihlerine dönüp sahip çıktığında daha çok yaşanmış olana sahip çıkıyor. Yahut da yaşanan pozisyona tepki duyar yahut da ilgi duyar. Yani bizim siyasal aranadaki pozisyonlarımız nerede? İşte bir sömürme vardı. Yahut da
aşağılanma vardı. Ya bu defa söyleyeyim, zorla bir asimilasyon vardı. Biz bunlara tepki gösteriyoruz. Çünkü sonuçta bir dil diyelim, hem iletişim aracıdır, hem ruhi bir araçtır, hem ruhsal yaşanmış olan bir araçtır. Yani dilin böyle bir yeri vardır. Ama dil ne kadar üreticidir, üretici fonksiyonu vardır, bunun doğrudan doğruya medeniyetle olan ilişkisiyle aradır. Şimdi bu noktada da mesela bölgede Aryan kültürü özellikle dini alanda çok hakim olmuş. Yani mesela diyoruz ezan. Ezan ne demek? Aryanca. Ezan Arapçası saladır. Ama herkes o, herkes ezan. Niye diyor ki ezan o bilir demek. Ezan o bilir. Peygamber diyoruz. İşte pey ayaktır. Rem gönüldür. Ber öldür. Ayağını gönül önde koymuş gidiyor. Şimdi yahut da mutfak terminolojisine gidiyorsun. Ya diyorsun kev gir, kev köpük, gir tutmaz. Yani bakıyorsun ya bu mutfağı olanların terminolojisinde kelime neyse bakın etimolojisinde zaten o kültürü üretenler, o toplumlar muhakkak o kültürü üretmiş ki o terminolojiyi de üretmiş. Yani bugün motora niye motor diyoruz? Onu üretenler işte Latince, işte İngilizce vesaire o toplumlar üretmiş. O yüzden motor üretmiş. Türkçesi var mı? Yok. Yahut da Kürtçesi var mı? Yani bizim Kukuli mesela işte demiş ki ata o zamanki Aliyaca Aspuzani at bakın. Aspuzani. Bizde Kürtçesi nedir? Hespuzani. Bak kitabın şeyinde Aliyaca Bumadi Hakati Kadi demiş. Bumadi Hakati Kadi. Yani eski Aliyaca. Bugünkü Türkçe hemerir, akaptın erir, karımız. Bu, yani bugünkü konuştuğumla geçmiş aynı olmaz zaten. Değişim, değişim içerisindedir. Ve bu böyledir. Böyle bir gelişme yaşandı. Diğer yandan, siyasal olarak da şunu da kabul etmek lazım. Yani biz Medlerle, Perslerle, yani Pers İmparatorluğu, Med İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu işte 100-220 yıl şeylere Abdelli, Ege'ye hakim. Şimdi bizim coğrafya nerede başlar, nerede biter vesaire, bu tarihsel bir coğrafya mıdır, kültürel bir coğrafya mıdır, yahut da iktisadi bir coğrafya mıdır? Bunlar önemli şeylerdir. Yani bu tarihi değil de yaşanan pozisyonda tespit edilecek şeyler, bulunacak şeyler. Ya bugün bakar, yani İstanbul, İzmir, Kürt'ü ne yapacak? Politik olarak. Sen düşündür ha. Halbuki dertli sorun yani. Çünkü Bursa'nın Manavgat'ı olduğu bölgede Perslerin büyük bir şehri vardı. Tapınakları var, bir şey var. Yani buraya bazı halklar 1000 yıl önce gelmiştir, bazı halklar 5000 yıl önce gelmiştir, bazı halklar 2000-3000 yıl önce gelmiştir. Tabii bu çalışmamızda biz diğer bölge halklarını katmadık. Yani bir saate sığdıramayız, mümkün değil. Hatta bir siyasal tarihi de koyamayız. Bunlar ayrı ayrı programlarda işlenecek şeyler. Ben sadece kültürel olarak, bir medeniyet olarak bizim kültürümüz Dogaryan kültürünü temsil edenler işte ta Afganistan'da, Baktıra bölgesinde, Horasan üzerine geliyor bu coğrafya. Bu coğrafyada Hurilerle karışıyor. Hurilerle karışanlar Kürtler oluşturuyor. Elamlarla, Alanlarla karışanlar da Farslar oluşturuyor. Fakat bu oluşumun mevcut tarihi bir tedrici gelişme içerisinde olduğu için hemen verilemiyor. Fakat siyasal tarihi verilebiliyor. Siyasal tarihi kesinlikle İslamiyet sonrası. İslamiyet'te Fars halkının Şii olmasıdır. Kürtlerin Sünni ve Alevi kalmasıdır. Yahut da Ezidi olmasıdır. Yarsani olmasıdır. Bu farklılığı ortaya çıkarıyor. Siyasal olarak da bunlar birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar. Kopuş o dönemde.
Yani ne oluyor? Milattan sonra 900 yıllar. Ondan öncesi nedir? Ondan öncesi kültürel kopuşmanın bir evrim içerisinde yavaşça geliştiğidir. Yavaşça geliştiği. O halde şunu söyleyebiliriz. Kürtler, Farslar ön Asya'da oluşmuş milletlerdir. Pers tarihi, Part tarihi, Sasani tarihi Kürtlerin, Farsların, Partların, Paştuların ortak tarihi. Yani biz eskiden olduğu gibi Perslerle Tukaka diye bakmamışız. Bunu böyle görüyoruz. Tarihi doğru okumak gerekiyorsa tarih bize bunu böyle gösterir. Yani derlerse ki Kürtlerin medeniyeti neydi? Ya medeniyeti buydur. Komagana uygarlığı sıradan bir uygarlık değil arkadaşlar. Komagana'da Kral Antiochus dünyanın en büyük insanlarından biridir. Yani iyi incelenirse görülecektir. Nasıl hani Medine Sözleşmesi sahte bir sözleşme mi? Ben öyle gördüm. Nasıl şöyle sahte? Çünkü daha sonra gittiler, Yahudiler tapına üzerine kendi tapınaklarını yaptılar. Yani tamam, belki kendisi, kendi inançlarından bütün kendi egemenliğini öyle düşünebilir ama Medine Sözleşmesi yırtılmış atılmış olur. Oysa Antiochus bütün halkları temsil eden, o zaman bölgede Aramiler yaşıyor, Sami, Bal Tanrısı'na inanıyor. Mitaniler yaşıyor, Tanrılar Mitra, Mitra. Yunanlar yaşıyor, Tanrıları Apollon, Apollon var. Hepsinin Tanrısı geçiyor. Ben diyor barış bir deliyle. Bu tapınağa gelenler yiyecek, içecek, dinlenecek, saygı gösterecek, kendisilerine bu hizmette karşılıksız sunulacak. Yeter ki herhangi bir saygısızlıkta bulunmasınlar. Biz burada barış dinini kurduk. Ve diyor ki benim babam diyor Pers'tir. Pers'tir. Darius'un soyundandır. Babamın tanrılarını Doğu kapsına koydu. Ve onların ismi Aryaca'dır. Dikkat edin. Aryaca. Hepsini okursanız Aryaca'dır. Batı'da benim annem Selafos'tur. Annesini de çok severim. Soyu Büyük İskender'e dayanır. Orada da Batı tanrılarının isimleri var. Saygılı bir şekilde bundan kalır. Biz Nemrut'u şu coğrafyada barış için kullanmıyoruz. Hep gidiyoruz. İslam tarihiyle, bilmem ne. Halbuki orada ihanetler devam etmiş. Komagana'da ihanet devam etmemiştir. Roma gelmiştir, Roma yenememiştir Komagana'yı. Antiochus'u geçememiştir, sonunda anlaşmıştır. Barış içerisinde benim üstümden, yanımdan geçerlisin. Bir de ki Çahtay'la şey arasındaki köprüyü yapmıştır. Süküyüz. Yani bunlar çok önemli şeyler. Biz bu tarihi sorgulamayıp da başka tarihlere yönelirsek orada bizim köleliğimiz başlıyor. Nitekim öyle olmuş. Yani İslamiyet bu tarihin üzerine geldiği zaman aynı bugün IŞİD'in saldırısı ve sistemi, mevali sistemini kurmuştur. Adıyaman genç anlatıyor, diyor ki biz oraya ganimet için gidiyoruz. Mevali sistemde de var. Adamlar geliyor. Elde edilen zengini paylaşarak gideceksin. Seni zorla kendine katıyor ve mevali yapıyor. Yarı hak sahibi yapıyor. Yarı hak sahibi yapıyor. Yani şimdi bunu şu bakımdan, siyasal konumu bu bakımından anlatıyorum. Ben nitekim yani Araplar kendi dinlerini buraya kabul ettikten sonra kabul etmeyenler dağlara çekilmiştir. Burada çok ilginç bir şey daha var. Dikkat edin. Daha çok yükseklere çekilip de yerleşik yaşam kuranların ilginç bir pozisyonu vardır. Özellikle Alevi Kürtler için söylüyorum. Yerleşik yaşam şehir oluyor. Bu kültürü biliyorsunuz bütün dinler şehirli. Bizim dini rahiplerimizden Magiler, Mecusi dönemde
biz onlara çok şey buluyoruz. En büyük borcumuz da değildir, Kürt'ü. Magiler medli bir aşırı. Bununla ilgili birçok tespit var. Ve Magiler Kürtçenin çok güçlü bir dil olmasını sağlamıştır. Yoksa bu kadar sömürge yaşayan bir toplumun dili kalmaz arkadaşlar. Edebi bir din dili ve şiirsel bir dildir. Gataları onlarla yazmışlardır. Ve babadan oğula bunu taşımışlardır. O dil o kadar güçlü hale gelmiştir ki toplum da bunu benimsemiştir. Bir milli dili oluşturmuşlardır. Bu çok önemli bir şey. Yani şu şeyde bu kıyasa bazen yapın. İşte Avesta'nın Aryacası. Ben daha çok Zazaca'ya yakın buldum. Avesta'nın. İncelemelerde işte Baş-ı Kale kurmuş mitaller. Baş iyi demektir. Kale Pınar demektir. Güzel bunlar. Urfa. Ben Urfa. Zaten orada su çıkarıyor. Şimdi bu detaydaki araştırmalar Aryan kültürün zenginliğini bize gösteriyor. Fakat dikkat edin. 532'de Aryanlar Darius tarafından alfabesini yaptığında Hititler bunu 1650'lerde kullanıyordu. Aramızdaki farkı Aryanlarla olan farkı 1000 yıl. Dikkat edin, 1000 yıl. Çünkü biz de 650'de yazıyorduk Aramice'yle. Kendi bir kayıtlarımız var. Pers, özellikle şeyin Ahameniş soyunun büyük şeylerin kayıtları var. 1000 yıl aramızda var. O 1000 yıllık uçurum sıradan bir uçurum değil. Onun kapanması kolay. Araplar, Arap kültürüyle ise 3200'de Sümer'de var. Yazılı değil. Hemen Samiler ele geçirmiştir. Büyük Babil döneminde ve Asur döneminde ilk geç Asur. Geç Asur döneminde. Yani 2700'lerde Araplar çatır çatır yazıyorlar. Çatır çatır kendi dillerinde her şeye egemen. Diyeceğim çünkü kendi geriliklerimizi ve ileri yanlarımızı görmemiz lazım. Bir de başka bir örnek vereyim. Mesela Persepolis Sarayı. Çok ileri. Binalar var ya, meşhur görüntüler. Şimdi bu saray sıradan bir saray değil. Persepolis Sarayı bir Mecusi inancında her yıl geri son dönüşüm bekler. Nevruz aslında olur. Son dönüşümü beklemektir. Bütün krallar kendisine son dönüşüm alanları yapmıştır. Med kralı da yapmıştır. Hasar da yapmıştır. Yine Hemedan da yapmıştır. Bu mesela Darius der ki işte burayla ilgili çok güzel bilgiler verir kendisi. Yazdırmış. Evet. İşte buranın mesela kuyumcuları medlerdir. Taş ustaları Likyalılar. Şey ustaları Penikenlerdir. Çatı yapma ustaları. Böyle sıralamış. Tek tek almış. Biz bunları bilmiyoruz. Niye? Çünkü biz hep tarih öğrenimimizi yaptığımız zaman işte mimariyle şunda burada batıya bakarız. Bize Ayasofya'yı incelendirir. Ya da şeyi incelendirir. Selimiye Camii. Mesela doğuda ne olmuş? Yaşıyor. Ya bunlar bizim insanlarımızın yaptığı eser. Mesela Kardak Kralı'nı daha bulamadı bu sarayı. Çok ünlü bir sarayından bahsediyor. Yani ikinci Sirt bölgesinde. O yeri tam tespit edemedi. Ama Yozgat'ta Medler'in ünlü bir kalesi tespit edildi. Var Yozgat'ta. Yani hemen şeyin kenarında. Pierre denen bir yer. Kızılırman kenarında. Şimdi biz bunları bilirsek
Aryan kültürünün yarattığı toplumun da nasıl bir toplum olduğunu onu da biliriz. Yani biz Kürtlerin bahçe termolojisinin hepsinin Aryaca olması dikkatimiz şey. Mevsimler isminin Aryaca olması mesela bahar, bir, bunların vesaire. Yahut da işte diyelim kültür olarak mutfak kültüründeki buluşmalarımız var. Bunlar kapalı ev kültürlerdir. Çadır kültürü değil. Yani Aryanlar Arya Veja'dan çıkıp da buraya gelene kadar şehir kurmuş, medeniyet kurmuş millettir. Ha bu topluluğun çoban aşiretleri yok mu? Vardır. Özellikle yukarı kurmaçlar çoban aşiretidir. Ama Pers kökenden gelenler yerleşip vav bahçe işini yapanlar. Yani bugün Kürt olup Pers kökenden. Partlardan gelenlerin başka meslekleri var. Yani işte Mitanilerden gelenin at arabacı, ulusalık vesaire. O gelen şeyden, bunlar tek tek bulunuyor. Gidildiği zaman arkada bunlar var. Konuyu tamamlayacak olursak şöyle diyeceğiz en sonunda. Yani bu eseri takip edip incelerseniz arkadaşlar bir kültürel boyutuyla bakın. Yeni kaynaklar itibariyle bakın. Öyle soruyor. Siyasal talip bence o kadar bir sonuçtur. Yani siyasal yarın da değişecek. Ben mümkün mertebe bu kültürel geri planı anlatmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biraz geç başladık, onun için biraz uzadı. Bildiğiniz gibi sorularınızı alacağız. Tamam. Sorusu olan gitmez. Tamam, 5 dakika ara veriyoruz. Annesi %90 Kürt çıktı. Çok çok ender olan bir şey. %10 ulaşmış. Tabii ama büyük çoğunluk %70, %60 Kürt çıkıyor. %40 şey çıkıyor. Yahudi çıkıyor. Şimdi şöyle bir size yok hayır ırkı dinleyicisi yok. Şöyle bir tarihsel bilgi vereyim. Meclisülük döneminde çok yani bizim bundan 60 yıl önceki gibi aşiretlerle kızı aşiret işine bilinen olay var diye. Meclisülük döneminde bu daha korkunç. Yani çok içe kapanık bir korku. Belki o bizim bu geçmiş kültürel tarihimiz bizi genetik olarak biraz daha korur. İşte böyle bir şey çıkarmış ama ben o kadar tam düşkün değilim. Yani, ben de daha. Hani, evet. Bir dakika, öndeki yaparız varsa. Bir ortak Kürt kimliği meselesi var. Yani bu ortak Kürt kimliği, yani siyasal boyutunu kastetmiyor. Bunun ortaklığı neye dayanıyor? Yani neden kaynaklanıyor? Şimdi yani kocaman bir bölge var ortada ve burada bir Kürt oluşumu var. Bu nedir yani? Şey olarak değil yani siyasi olarak bilmiyorum da. Kültürel olarak değil. Sana ben kendi yaratıdan bir cevap vereyim. Yani bunu sadece şey değil. Örneğin Diyarbakır'ın bir arkadaşın Kürtçesini gittiğimiz her bölgede herkes anlıyor. Dil yakınlığı, dil ortaklığı gerçekten de çok magiler konuda müthiş rol oynamışlar. Yani dinin ayetler, meclisliğin döneminde. Müthiş bir rol oynamışlar. Kürtler birbirini anlıyor. Yani müthiş ilham olsun. Abi tabii tabii. Bütün bu Kürdistan komple hepsi birbirini anlayabiliyor musunuz? Vallahi ben işte Soraca da bilmiyorum. Güneyde zaten kalırken. Çok rahat öğrendim. Yani işte birisi kırdı diyor, birisi kırdı var. Diyor. En azından kolay. Birisi, yani Farsça da o kadar zor. Yani kerden. Farsça da çok yakın. Kerden. Yani şimdi
Demin bu arkadaş da Farslarla ilgili bir pozisyon söyledi. Şimdi bazı şeyler geri plana düşerse, yani Aryanlar birbirlerine kültüre katkılar bulunurlar. Nitekim bulunurlar. Yani sanmayın ki modern Türkçe'de bazı yeni terminolojiler Farsça'da faydalanırlar ya da Sorunca'da faydalanarak geçiştirilir. Çünkü köken, kelimelerde köken ayı var. İşte mesela kır kelimesi, yahut da bir kelimesi. Bu bir filoloji alanında arkadaşlar da iyi dedi. Bu köken şeylerde konuşulmuyor yani bu ayrı bir yerde değiliz ki. Homenize bana benziyor. Peki bu durumda komple Kürtlere Arilerin veya Perslerin bir alt kimliği denilebilir mi? Ben terminolojiyi pek bilmiyorum. Aryanlar, şimdi Aryanlar da şey diyelim, Aryaca konuştuklarının ortak dil olduklarını biz bugün tespit edebiliyoruz Perslerin ama işte bu alt kimlik, üst kimlik olayı falan o dönemde ne kadar yaşandığını bilemem ben. Onu tam tespit eden iki verilerimiz lazım. İşte şey 500 satırlık şey var. Aryaca orada eser var şey Aryaca gibi. Şimdi bunlar önemli şeyler. Yani oradaki o duvar yazıtları vesaire. Bir sorunuzu sordum hocam. Bunlar önemli. Şimdi hocam bu Kerhalat kültürünün yayılım alanına baktığımız zaman tamam mı? Ondan sonra gelen Kuri kültürüne baktığımız zaman neredeyse üst üste örtüşüyor. Arkeolojik dillerde bir üst tabakada da Kuri kültürü çıkıyor. Bunların dilsel olarak, kültürel olarak birbirine bir akrabalığı, bir bağlantısı var mı? Vallahi Kerhalat kültürünü, hatta Kerhalat öncesi Göbekli Tepe kültürü de Kerhalat'a yakın yani onu da söylüyorum. Bazı buluşmalar yasamada yapıyor. Ama Tel Halaf'ta Huri var mı yok mu bunu tespit edelim. Mümkün de değil yani. Mevcut eldeki kaynaklar buna aslında tanımıyor. Çünkü yayılım alanları aynı kanallar üzerinde. Aynı coğrafya olduğu için fakat bir şey kültürel bir işte kuşaktan kuşağa, yeni gelen kuşağa yahut da tanıma olayında öğrenme konusunda taşıma var. O dönem insanların pek çatışmalarını da bulamıyoruz. Yani niye diyeceksin? Coğrafya çok geniş insanıymış. Herkes gelip boş araziye yerleşiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bir de şeyi anlatmadım size arkadaşlar. Bu coğrafyada şey geçiş hatları vardır. O geçiş hatlarında mesela yukarı Fırat Nehri bir engeldir. Zavroslar bir engeldir. İşte insanların geçiş hatları bu nedenle işte şeyden Afganistan tarafına gelirken yine dağlar engel yani ne yapıyorlar? Hazar'ın kenarından doğusundan yahut da İskitler, Sakalar, Kimmerler geliyor. Hazar'ın batı sınırından geliyor. Iğdır Ovası'ndan geliyor. Yani İskitler'den onlardan da bahsetmedi Kimmerler'den. Bunlar hep Doğu Aryan kültürlü topluluklar. İşte ama şey çok önemli. Yani gelen o bölgeler insanlar çok karıştı. Özellikle o bölgeler çok karışık. Evet. Hocam bir de şeyle ilgili bir şey soracağım. Bu özellikle Kafkasya bölgesinde, Azerbaycan, yani biraz daha ötesinde. Yani Kürtler varmış, Kürtçe konuşanlar varmış. Yani biraz daha hani tam olarak konuşmasa bile şu an bizim gelebilirse. Acaba onların nereye yani nasıl? Şimdi Kafkasya'da en fazla Talişçe, Osetçe, bunlar da zaten Aryanca'nın devamı olan dillerdir. En fazla onlar var. Onun dışında bizim İslamiyet sonrası Yezidilerin göç olayı var oraya, içilmesi var. Selahaddin Eyüp döneminde bir göç olayı var. Bir de Şadiyan dönemi vardı İslamiyet'te 900.000 yıl arasında. Şadiyanlar ta Horasan'da Erzurum dağları üzerinde ta büyük yere kadar hakimiyeti var. Yani biraz önce belirttiğiniz o Hazar'ın oradan gelirken yani o Aryanların da orada kalma şeyi... Ben zannetmiyorum. Orada kalanlar da her sonra gelenin bir defa dili farklı. Yani Aryacası farklı. Yani bir adam 100 yıl sonra geliyor, onun dili daha farklı. Mesela Belçilerle bizim aramızda çok farklı konuşmuş.
Arkadaşlar zamanımızı fazlasıyla harcadık. Bu uzun bir konu. Kitabımız da zaten detaylarıyla veriliyor. Burada seminerimizi tamamlıyoruz. Teşekkür ederim. Daha baksınlar. Bu da kaldı. Daha iyi. Buyurun. Soru soracak arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok değerli bir konuydu. Şimdi mesela bugün bilim dili biliyorsunuz İngilizce. Bu da Amerika'da İngiltere'den kaynaklanıyor. Dolayısıyla onların bir medeniyeti ve egemenliği var. Şimdi mesela Türk tarihine baktığımızda ortasından gelip fetih yapıp zorla diğer halkları kendisini kabul etmişler ama tartışmalı ve kavgalı bir medeniyet devam ediyor. Şimdi siz Kürtlere baktığınızda dil, özgürlük, yani mesela Rojava'ya, Başhur'a, Orta Doğu'ya baktığınızda Kürt egemen, özgürlükçü bir yeni medeniyet olasılığını nasıl görüyorsunuz? Yeni medeniyet burası, yani siyasal olaylarda bölgede biliyorsun, yani Kürdistan bir uluslararası sömürge. Kürt halkının bir defa bu konumunu ortadan kaldırabilmesi, değiştirebilmesi, dönüştürebilmesi yine uluslararası ilişkilerden geçecek. En başta bunu görmemiz lazım. Yani bölgede günümüzde işte yüzsüz olduğumuz, yani şu sorunuz biraz siyasal olduğu için söylüyorum. Karşı karşıya olduğumuz ana temel güçler bence öncelikle emperyalistler. Yani bölge güçleri ikinci tanrı falan var. Bu emperyalist yapılanmayla da günümüzdeki mevcut ilişkiler Roma'nın bölgede kurduğu ilişkilere benzer ilişkilerdir. Yani pek de farklı değil kişisel olarak. Şimdi bu noktada dilerdi ki yani halklar birlikte olsun, halklar, bölge halkları bir arada olsun. Fakat maalesef öyle değil. Tam tersine küçük emperyalist zihniyetleriyle özellikle Fars milleti, Türk milleti ve Arap milletini temsil eden devletler hareket ediyor. Dünyada siyasal yapılar hareket ediyor. Yani Kürtlerin burada başka şeyler de boğuştu muhakkak. Biliyorsunuz IŞİD denen bir yapılanma ortaya çıkmış. Korkmuş canavar bir örgüt, yani Fransa'daki katliamı. İşte Batılılar yakından hissettiler. Biz her gün hissediyoruz. Bu şartlarda bizlerin laik kimlikle bölgede bir halk olarak ortaya çıkmamız bayağı güzel bir olaydır. Ve bu siyaseti bir medeniyet ölçütü olarak korumamız lazım. Ve bir defa bununla hareket etmemiz lazım. Diğer bir eksikliğimiz demokrasidir. Yani demokrasi olayında aynı şekilde demokratik bir kimliği yaratacak, insanların demokrasi sorunlarıyla ortaklaşacağı, buluşabileceği politikaları öne çıkaran bir politika içerisinde yine olmamız gerekir. Yani Kürtler ne kadar fetihçi ideolojiyle eğitilmiş, öğretim gören yeni nesillerin yanı sıra böyle bir faaliyette başarılı olur, bunu artık zaman gösterecektir. Teşekkür ederim. Buyurun arkadaşlar. Öncelikle konuklarımız için, değerli bilgilerimiz için teşekkür ederim. Ben ne mutlu ilgili bir şey, ne mutlu oldu. Yani Komedyen Kralların Mavere ile ilgili bir şeyi merak ediyorum ben. Ben o bölgede, tahmin ediyorum size Malatya. Evet. Ne mutlu, şu an ne mutlu olarak ifade edin, ne mutlu olarak ifade edin. Bu türlüsün yerel bilgiler adı Çay Beli, Belik. Yani Kürtçe. Kürtçe. Osmanlıca kayıtlarında da Çay Beli yapmışlar, Çevili Beli olarak geçiyor. Benim merak ettiğim şey, yani buraya Nemrut
dağın adını kim verdi, nereden geldi, o literatüre, elimizdeki literatüre, kim tarafından sokuldu, yani geçmişte bunun izleri var mıydı, sizin konumla ilgili bir şeyiniz var mı? Ben yoğunlaştığımda ben tespit edemedim. Ekseriyetle Asurlu kralları, geç Asur kralları ile ilgili alakalı, işte Semiramis'in eşiyle alakalı olduğunu söylüyorlar ama tam net değil. Bunun adından hareket, Nimrut'tan hareket ederek söylüyorlar. Daha sonra İslamcılar işte Nemrut'tan, Nimrut'tan vesaire bunu kullanmışlar ama tam kestiren net değil. Ben rahatsız veriyorum. Burada bir şeyim var, biraz bir şüphem var, bir kalbim var. Sanki kasıtlı olarak, yani Cahibeli ya da Cebelibeli demek yerine Nemrut davranmışlar. Ki yani o Nemrut'u biz sonradan, bizim kuşak sonradan öğrendi. Ben halen Nemrut davranmıyorum. Biz bilmiyorum. Evet, bizim tartışıyoruz, yüzüyor biraz daha. Şey yok yani, ben o Nemrut olayım var ya, bana pek şey gelmedi. Yani popüler bir etimoloji, Nemrut şeklinde, yani ölümsüz. Acaba oradan mı gelmişti diye, Türkiye'ye yakınlaşmak için bence pek o değil gibi. Yani Namırt'tan olamaz diye düşünüyorum fakat keşke öyle olsaydı. Yani o kalsaydı, millet Kürdün'e de gidiyorsun, o da diyor Namırt. Hatta ben hiç unutmam, bir yoldaşım çok 40 sene önce bana dedi ki, ya ben Namırt üzerine bir şiir yazmıştım. Ya dedi, sen bu adam üzerine niye böyle bir şiir yazdın? Bu adam dünyanın en kötü insanı. Böyle bir zihniyetle yaklaştık, hem sanıyamadım. Ben de dedim ki, ya ben bunu iyice edeceğim dedim. Sonra baktım ki dünyanın en büyük insanı oradaymış Antiochus yani. Gerçekten müthiş bir şey. Evet. Şimdi terk yok. Emeklerinize sağlık. Ben şey bu Huri uygarlığıyla ilgili, yani farklı kaynaklarla bu uygarlığıyla Aryan uygarlığı arasında bağlantılar da kuruyor. Yani bu... Hangi uygarlığı? Huri. Huri, evet. Siz farklı değerlendirdiniz, Kafkasik bir uygarlık dediniz. Hocam, Hurice kelimeler yaklaşık 2-3 tane kelime falan var. Bunun işte 60 tanesi özel şeydir, nesne isimlerdir. İşte 140 tanesi de şeydir. Normal şahıs ismi falan. Yani fazla bir kaynağımız yok. Eldeki kaynaklar üzerinde yabancıların yaptığı tespitler var. Hatta Huri kitapta da göreceksiniz, bulursunuz. Şimdi ben de şeye girmeyeyim. Hurilerin Urartu Hurizesiyle daha önceki Subaru Hurilerin dili arasındaki farklılıklarda da pek fark olmadığını göreceksiniz. Tamamıyla Kafkasya. Hiç demişim yok. Biz İzoin kitabından yaklaşık 20 tane de bugün günümüzde kullanabileceğimiz Huri isimler kapsamında. Bir şey söyleyeyim. Yani ben sadece söylüyorum. Yok, çok güzel. İzoin'in kitabında bir takım hatalar var. Ben polemiğe girmedim kitabında. Burada da girmedim. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela doğuda Keyani sülalesinden gelen Kapadokya bölgesinde Kapadokistler vardır. Ve 6. Mithraplardır. Ben de sevdiğim yiğit insanlardan biridir. Yani müthiş bir insandır. O da Keyani sülalesinden olduğunu söylemiştir. Fakat Yunanlaşmıştır. Milattan önce bin yıllardan itibaren kıyılardan içe doğru Yunan kültürü, yani Yunan aşiretleri gelir, göçer ve yerleşir. Bölge Yunanlaşmaya başlar. Yunanca konuşmaya başlar. Amasya, Tokatsile, Trabzon, hepsi Yunanca konuşur. Yani onlar da Yunanca yazarlar her şeyden. Yani ve Yunan kültürü ağır basar ama dinde mecusilik vardır, devam eder. Yanında Bataryan, Yunanların taşımış olduğu tanrılar da var. Tapınakların her ikisi de vardır. Hatta bununla ilgili tespitler de var. İşte Kapadokya bölgesinde 17 insanın konuşulduğunu söyler. Yine Amasya bölgesinde Pontus devletinin, Anzaneli devletinin olduğu yerde 13 insanın konuşulduğunu söyler. Şimdi bunlara baktığında yani bizim bu bölgelerdeki Yunanlaşma hadisesi kesin var. Yani bir defa Spartaküs acaba Kürt miydi, değil miydi? Bir ara bizim bir anlaşmayı kurulmuş muydu? Şimdi ben oraya da baktım. Yani Spartaküs Aryan bir asker olabilir, Doğu Aryan. Yani bir Persli ya da Medli olabilir. Şimdi tam tespit yapamıyorum.
Ama yani Pontuslu bir asker Roma'ya sır düşmüştür. Sezar gelmiştir işte ben geldim gördüm yedim lafını orada söylemiştir. Mitras'ın babasını yemiştir. Şimdi burada şeye popülizme düşmeden şöyle diyebiliriz. Yani Huriler Kafkas. Pontus Yunanlaşmıştır. Kapadokya Yunanlaşmıştır. Bizim Mitanniler, Antalya kadar uzanan Mitanniler hatta size söyleyeyim Korsanlaşmıştır. Korsan, tarihi Korsanlar. İkinci bir soru da şey bu Doğu Aryan toplumunun bir parçasıyız da. Yalnız yani Pers, Med, Peşu falan yani bir farklılaşma var ki farklı bir isimlendirme var orada. Yani ama kabiledir bunlar, kabimdir. Kavimsel pozisyona gelişleri daha çok şey Selefkos sonrası. Yani bu nasıl biliyor musun? Yani bu hani bugün iki aşiretten bahsetsen Aliken Kariken gibi. Yani dilde o ayrılığı, herhalde inceli bulandır. Bize mesela şey diyor, yani bu tarafa dillerine de diyor alegorik. Yani dönemin tanıkları var. Dönemin tanıkları bunlar böyle de ki sen ayrımı yapamazsın. El eledir. Medya Pers askerleri el eledir. Birliktedir. Bütün komutanlar, komuta yapılanması, ordu yapılanması, Ege'de, Mege'de hepsi iç içeridir. Aynı dili konuşuyor. Anlaşıyorlar. Yine bir Houston yazıt der. Bak bir Houston diyor. Bir Houston duyun demek. Duyun yazıtı. Bir Houston. Bir Houston yazıtı da üç tane dille yazıyor. Ariyaca, Elamca ve Asurica. Üç dilden başka bölgede başka dil yok. Hakim diller. Bunlar bu dilleri yazıyor. Ve bu dillerde diyor ki ben diyor Darius o yaklaşık bunun İngilizcesi var da o çevirisini Türkiye'ye yapmak lazım. Bu bir yüz yazıtlarını henüz daha yapmamış. Orada bir şey söyleyeyim size. Mesela orada diyor ki dilimiz Ariyaca'dır. İranlar yazar dilimiz eski Persçe. Eski Farsça. Türkler de öyleyiz. Eski Farsça yazıyorlar. Hiç harikası yok. Adam diyor Ariyaca benim. Sen niye böyle yapıyorsun? Ben sana kendini tanımıyor. Şurada adam Daravayoş, Vistas, Paya, Putra, Parsa, Arya, Arya, Citra. Bunu yazıyor. Ne diyor? Ben Dara, Vistaspo'nun oğlu bir Pers Aryan soyundan bir Arya. Pers Aryan soyundan. Pers ama bir Pers soyundan bir Arya. Şimdi ama mesela benim dedem bir misal vereyim. Bir hırsızlık olayıyla ilgili bir şiir yazıyor. Ne de benim aslımdadır, ne de soyumdadır. Aslen sizin bilmem neyinizdendir diyor. Mesela şimdi bu da böyle bir şey. Yani şimdi bu ayrım 532'de zaten mümkün değil. Niye? Hemadan'da, sarayda 550 yılında o saray Pers Ahameniş ailesine geçmiştir. Daha önce Mertler'in Karkaşya ailesine. Olay hanedanlık olaydı. Kesinlikle iki topluluk arasında kavmi bir ayrım yok. Kavmi ayrım olsaydı bunu dillendirirler. Hatta uzun yıllar Romalı tarihçiler, işte Pleni var, bilmem ne var, şu var, bu var. Hiçbir bu ayrımı yapamıyor. Kimi diyor Med diyor, kimi diyor Pes diyor. Karışım devam ediyor. Bizde mesela batıdan doğuya doğru tanımlama vardır ya, işte biz doğu, batımızdaki Rumi demişiz. Onlar da öyle kendilerine yakın olandan hareket ederek hepsini mesela Romalı tarihçiler hep Med yürür. Yunanlı tarihçiler bile öyle karışık biraz şeyler var. Bu böyle yani. Teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür ediyorum sunumunuz için. Şöyle bir sorum olacak. Siz Med veya Pers ayrımından daha çok kültürel olsun, siyasal olsun İslam'ın gelişiyle, İslam'ın o coğrafya etkisiyle açıklarsınız. Bu İslam oraya gelmesi yıkıcı olan gücünden dolayı mı yoksa bu medeniyetlerin kültür seviyesinin İslam'ın getirdiği kültüre karşı daha zayıf olmasıyla alakalı mıydı? Yani tam orayı biraz daha açarsın. Orası siyasal bir alana girdiği için anlatmadım. Şöyle, bence şey var, yani Mecusilik Hristiyanlık savaşları devam ediyor. Yani Sasani devletiyle
Bizans, Roma, Doğu Roma tam 500 yıl korkunç bir savaş için. Yani düşün, Partlar döneminde Büyük İskender'den sonra Roma 100, tabii 500, 500 yıl korkunç olan gelişi, işte tam doluyan gelişi, bizden önce 100 yıllar, tam tutulmaz. 600 yıllar yani daha İslam kuvvetleri gelmeden önce bunlar 500 yıl boyunca artık zayıf o Hristiyanlık geldikten sonra, milattan sonra Üçlüsü'de Roma Hristiyanlığı kabul ediyor. Ermeniler bizden kopuyor. Meclisülükten vazgeçiyor. Aramiler kopuyor. Onlar Hristiyanlığı. Gerçi onlar Sami'ydi. Ama bu kopuşlar ayrışmayı, netleşmeyi daha fazla yapıyor. Kopuşma daha fazla dini bir kimliğe dönüyor. Bizim şey de, milletimiz de muhafazakar, onu söyleyeyim. Aryanlar çok mu? Kürtler bir türlü hiçbir yani Hristiyanlıktan etkilenler burada fazlasıyla yaşayanlar. Ve mesela Alevi'deki Hristiyanlık şeylere oradan oraya girmiş. En yakın Alevi toplumu. Kürdistan'ın bütün hudutlarında azınlıklar yaşıyor. Hep birbirlerine sığınmıştır. Hepsi de Kürdistan'a dayanmışlardır, yaslanmışlardır. Bütün Kürdistan'da öyle. Eğer gezerseniz göreceksiniz. İran da öyledir. Irak Kürdistan'a dönüyor. Suriye Kürdistan'a dönüyor. Sanki Kürdistan'a, Kürtlere sığınma olayı olur. Böyle bir olay. Bir dayanışma var. Yani. Onu baktı, yani o dönemle ilgili de konuştuğumuz zaman bu ayrışma, Medpers ayrışmasının netleştirme ya da ifade etmede şöyle bir şey, bir örnek verelim. Basit bir örnek. Mesela Pers'e Araplar Pers diyemeyiz. Teafiri kullan yok Pers'i. O Fars'tır. O Türkler de almışlardı daha sonra. Ama en büyük savaşı Kürtlerle iki yerde vermişlerdir. Birisi bugünkü bizim Erbil'in güneyinde vermişlerdir. İkincisi de şeyde, Afropana medyası vermişler. Afropana medyası Meclisi'nin başkentidir. Daha orada o zaman Türk'ün Afropana medyası tarihi burada çok geniş arkadaşlar anlatılmıştı. Kargo tarihini anlatılmıştı. Kesenofon'dan bahsetmedim. Geçtim eski. Kesenofon Kargo'yu ilk anlatandır. Bu bilindiği için de fazla değil. Ben şimdi şey soracağım. Gündemde de şu anda böyle çok tartışılan bir şey var ya işte Zazalar Kürtlerden. Kürtler mi Zazalardan geldi. Öyleyse sizin söylediğinize göre yani hepsi ortak bir kültürden geldi ama farklı kabilelerle etkileşim içinde olduğu için farklılaştılar mı? Evet. Değil mi? Yani hiç kimse evet. Kimseden aslında evet. Bir şey yok. Yani şimdi şöyle bir şey var. Din bilimcilerin yaklaşımında eğer siz aynı kökenden olmanıza rağmen yani bir Almanca ile İngilizceyi düşünün. İşte Jermen'dir. Eğer siz yanınızdaki insanınızla artık dilde anlaşamaz bir vaziyette gelmişseniz, anlamıyorsanız o farklı bir dildir. Yani burada Zazaların siyasal olarak Kürtlerle birlikte aynı şeyleri yaşamış olması Kurmaçlarla, Kürtler değil mi? Kurmaçlarla aynı şeyleri yaşamış olması, aynı kaderi paylaşmış olması, aynı inançta olması onları bir arada tutar temel faktör. Bu çok önemli. Yani ama insanlar özgürlüğün öncüsü olacaksa farklılıkların da öncüsü olmalı. Farklılıklara doğru yaklaşmalı. Siyasal bir şey. Gerçi az önce iki soruyla biraz netleştirdiniz fakat biraz daha derine geçtiğimde İran'ın bugün kendini Aryanların öncüsü, asıl Aryanlar olarak görmesi olayı var. Ötesinde bugün baktığımızda sömürge altında bulunan bütün Kürdistan coğrafyalarında Kürtler yok sayılırken İran'da bugün Kürtlerin varlığı kabul ediliyor ki hiçbir zaman da reddetmemiş. Ayrıca Kürtleri veya diğer Aryan halklarını kendi küçük kardeşi gibi görüyorlar. Siz bunu az önce siyasal İslam'ın Kuzey Kürdistan'a ya da Med bölgesine tarif ettiğiniz şekilde girmesiyle beraber ayrıştığını söylediniz. Biraz bunun
içine açmanızı rica edeceğim. Bir de şöyle bir şey var, ikinci bir sorum var. Navana Asura diye bir yer var. Bitlis'te, Bizan'da. Ben yaşadığım yerde. Navana Asura, yani Asurların vadisi denilen bir yer var. Şimdi o bölgedeki insanların çoğunun aşiretleri bellidir. Nereden geldikleri kabileler bellidir. Kimisi Botan'dan gelmiş, kimisi Serhan'ın farklı bölgelerinden gelmiş. Fakat orada bir aşiret daha var. Onlar yerli ve bu dediğim yer, Navana Asura bölgesinin çevresinde yaşıyorlar. Az da değiller, biraz daha fazlalar. Bunlara Avdeliler diyorlar. Avdeliler diyorlar fakat bunların şöyle bir özelliği var, bunların nereden geldiği bilinmiyor. Genel olarak önceden, herkesin bildiği şudur, onlar biz gelmeden önce vardı, varlardı ve onlar da biz herkesten önce vardık diyorlar. Bunlar Asurlar olabilir mi acaba? Çünkü şöyle bir özelliği var, hani aşağılama, küçümseme bağlamında söylemiyorum. Fakat o Avdelilerin şöyle bir özelliği var, hani diğer halklar tarafından biraz sanki küçümseniyor. Hani biraz daha kibar değiller, biraz daha vahşiceler, yemekleri şöyle yerler, şu kültüre sahipler. Sanki şunu seziyorum açıkçası. Orada Avdelilere böyle diyenler şunu söylemek istiyor bence. Siz bizden önce de vardınız. Bizden önce üstün kültürdünüz, fakat bizden sonra küçük, alçak kültür konumuna geçtiniz. Onları bu tarzda aşağıladıklarını hissediyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi, yani mikro alanlarda özel bir araştırma yapmam. Bazı şeylerde yaptım ama her alanda değil. Şöyle bakalım, yani birinci şeyimize, bölüme, yani Farsların bugünkü Aryan şeyine bence nalen orada bir İslami Şii duruş var. O daha çok çıkmış vaziyette. Bizim o bölgedeki İran Kürdistan'ında Sanandaj'dan aşağı daha bölgede kalan yerde Sanandaj bölgesinde Enel Hakçılar var, işte Yarasani olan dediğimiz Şii var. Kirmanşah'ta Şiiler var. Yukarıda ise daha çok Şafii. Bundan dolayı Türkler var. Şimdi oradaki siyasal tarih, hani milli tarihlere sadece dil yönünden, sadece köken yönünden bakamaz. Milli siyasal tarihlerde insanların iktisadi sorunlar yaşayınca da korkuyorlar birbirine. Dini bir takım şeyler yaşayınca da korkuyorlar. Siyasal bir şeyin paylaşımında da kopuş yaşıyorlar. Şimdi İran Kürdistan'ında kopuşlar daha çok siyasallığı bakımından başka alanlarda fazlasıyla. O İslami tarih bölümünde ve şey bölümünde yakın tarih bölümünde işleniyor. Yani bunları kısmen işledim de hem onlarla ilgili kitapları gelecekte yapmıştım. Şimdi yayınlamak istemiyorum. Eksik. Şey olayına gelince söylediğiniz ikinci Bitlis bizim karmaşa çok fazlası var. Asur'daki hani ben bir ara konuşmamda diyeceğim. Bunlar biraz melezdir Asur. Nereden geldiğinde? Asur tarihi. Yani melezdir dedim. O melezlik şöyle. Şimdi bir defa iktidar odaklı baktığımız zaman Marianlular var ya Mitanni Marianlar. Asur saraylarında yer aldığını bizzat Asur kayıtlarında var. Öykü biz onlardan kaynar. Yine bizim Kava dediğimiz Kürt reisleri, Medli Aşiret Kürt reisleri onların saraylarında zamanla hem bürokraside hem yönetimde yer alıyorlar. Ve şey yapıyorlar yani, bunlar işbirlikçiler ama orada yetişirken devlet bilinciyle ediniyorlar. Bizim ilk yani Karkaşi önderlerimiz, ünlerden buradan çıkanlar hep şeydir, Kavala. İşbirlikçi Kavala. Yani belki Kürdistan'da da bu işbirlikçiler Kürdistan'ı kuracaktır diyorlar. Yani, böyle de bir şey var yani. Tarihte bu var. Yani ben yani çok garipseyeceğimiz olaylar var. Yani incelediğiniz zaman bunları göreceksin. Çünkü bunlar yeni kaynaklar. Ben bunlara değinmiyorum. Çünkü vaktimiz çok az. Şöyle küçük bir ekleme yapayım. Siz başta anlatırken Aryanların bu coğrafyada üçüncü topluluk olduğunu söylediniz. Samiler, Kafkaslar ve Aryanlar. Yani, Kafkaslar, Kafkas bölgesinden evet. Aşağı iniyorlar. Aryanlar işte Afganistan'da evet. Aryabeja denen bölgede geliyorlar. Evet. Antalyalılarda daha çok Avrupa sırtlarından Trak kavimleri vardır, 1300'lerde bir geç vardır. 20. yüzyılda, 20 milattan önce, 22 binlerde bir geliş var.
Bunları söylerken yanlış hatırlamıyorsam şu eklemeyi yaptınız. Assurların hangisinden olduğu ya da hangisiyle ilişkisinin olduğu tam olarak bilinmemekle beraber bunun melez olduğunu söylediniz. Sami, ama Sami Kürt'ü aldım. Bugün hani Kürdistan'a baktığımızda hani önüm verdiği o makul üzerindeki örnekte olduğu gibi Assurlar nereye gitti? Kürtleştiler mi? Çünkü bugün hani ben küçük bir örnek veriyorum. Yok, Allah işte içimizde de kendini Kürt olarak görüyorum ama çevredeki halklardan evet. Yani aşağıdan biraz daha farklı. Evet, Kürtleşenler de var. Kürtleşenler de var. Nasıl ki Araplaşan Kürtler olduğu gibi onlardan da var. Özellikle bizim Antitorosların güneyine yerleşmişler Arabiler. Arabiler Antitoros'un güneyine yerleşen Sirt bölgesinde olanlar, Bitlis bölgesinde olanlar, hatta Van bölgesine gelmiş olanlar bir bölgeye yerleşmişler. Aynen. Olaya ırkı, yani genetik olarak bakmayın arkadaşlar. Yani genetik olarak bakarsanız kimse kendisine pişirilemez. Her şey yani genetik bilim var, tarihte şimdi var. Her şeyi bulabilirsin. Hatta bir yüzüm bir arkadaş Afrikalı olduğunu bulmuş. Evet. Genetikle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda yeni yapılan çalışmalar var. Evet. Türkiye'de yapılıyor. Ve ben birkaç kişi tanıyorum. Yaptırdı. Genetik yani büyük çoğunluk kaç kişi tanıdım? 4-5 kişi tanıdım. O 4-5 kişinin